Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün yine yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu trigger zinciri. Malum hepimizin korktuğu, çekindiği, korktuğu zaman büyük masraflar açtığı yönünde. Ben bu konuyla ilgili YouTube'da biraz arama yaptım ve baktığım ve gördüğüm kadarıyla hep aynı şeyler anlatılıyor. Bilgisi olan da olmayan da bir şeyler paylaşmış ama İşte korktuğu zaman çok masraf çıkar, işte ses geldiği zaman değişmesi lazım, işte yağa dikkat etmek lazım gibi böyle basit basit şeyler. Ben de bunların haricinde zaten birçoğunuz da zincirle ilgili az çok bilgiye sahipsiniz. Farklı bir şey anlatacağım. Bir farkımız olsun istedim. Şimdi konumuz şu. Seyir halindeyken, hiç ortada bir neden yokken, yakıtınız var, arabanız gayet sağlıklı, yol alırken aniden arabanız stop ederse ne yapmanız gerekir? Şimdi burada sadece zincirle ilgili değil, yani otobanda olsun, E5'te olsun, normal seyir halinde giderken aracınız aniden stop ederse, zaten stop ettiğinde motor arıza ışını da yakacaktır ve ilk işiniz arkadaşlar debriyaja basmak olsun ve arabayı boşa almak olsun. İlk yapacağınız iş bu kadar önemli. Şimdi arabanızı boşaldıktan sonra artık dörtlülerinizi yakıp uygun bir yere arabanızı çekin. Motor arızası diyor abi bu. Aracı çektikten sonra sakın aracı çalıştırmaya çalışmayın. Aracınızdan inin, kaputunuzu açın. Görmüş olduğunuz hava filtremiz. Bu hava filtresini sökün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hava filtremizi söktük. Şimdi burada bizim şu görmüş olduğunuz eksantrik sensörümüz. Bu eksantrik sensörümüzü 10 anahtar yardımıyla söküyoruz. Evet. Şimdi şurada gördüğünüz üzere şöyle bir tutturabilirsem, evet, burada eksantrik milimizi görüyoruz. Ve bir arkadaş arabamıza sadece bir tık yapacak ve bu milin döndüğünü görmemiz lazım. Yap bakayım. Tekrar yap. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere
eksantrik milimiz dönüyor. Bu da demek oluyor ki arabamızın stop etme sebebi zincirimizin kopmasıyla alakası yok. Eğer kopmuş olsaydı bizim bu eksantrik milimiz dönmeyecekti. Ve buradan da zincirin kopup veya kopmadığını çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Tabi bundan sonra tekrar sensörümüzü takıyoruz. Civatasını, hava filtremizi takıyoruz. Ondan sonra aracımızı istediğimiz gibi marş yaparak çalışırsa ne ala, çalışana kadar, yoksa artık başımızın çaresine bakıyoruz. Ama zincirimizin sağlam olduğundan emin oluyoruz. Eğer ki bu testi yapmazsanız ve zinciriniz de kopmuş ise devamlı marş yapmaktan artık o korktuğunuz şeylerin hepsi başınıza gelir. Yalnız ben çok önceleri YouTube'da bir video izledim. Yine 1.3 Fiorino bir araba. Arkadaşın zinciri kopmuş. Sonra işte üst kapaktı, işte sivoplardı, şuydu buydu. Bir dünya yarım otur yaptırmış. Hatta tam mı yaptırmış, tam hatırlamıyorum. Yaptırmış. Sonra arabanın sentesini tutturamamışlar. Bir şeyler çocuk yaptıracağına bin pişman olmuş. Araba neredeyse elinde kalacakmış. Sonra Bostancı'da bir ustaya denk gelmişler. Usta ona şunu söylemiş. Bu arabalar zincir kopardığı zaman öyle sivop eğmiyor veya sivoplarla ilgili bir sıkıntı yaşamıyor. Yani korktuğumuz kadar büyük hasar vermiyor. Vermeyeceğini işte teknik bilgisine de söylemiş. Ve o kadar işlemin yapılmasına da gerek yokmuş. Halbuki zincirini değişse çocuk kurtaracakmış ama motor yaptırmış. Onu da yapan adam da yapamamış. Ve bir dünya masraf, bir dünya çektiği çile boş. Tabii o konuda tam bir bilgim yok. Yani koptuğu zaman veya siz koptuktan sonra çalıştırmaya çalıştığınız zaman tabii çalışmayacak. O ara içeriye ne kadar zarar verir, ne zararı verir? Diğer araçlar gibi işte sivop eğmesine kadar veya başka hangi sorunları açar, o konuda pek bilgim yok. Bu bilgi de aklınızda olsun. Eğer ki inşallah olmaz ama eğer başınıza gelirse ve size de motor yaptıralım derler ise bu bilgi de aklınızda olsun. Hani siz de o arkadaşın düştüğü duruma düşmeyin. O çocuk da o videoyu onun için paylaşmıştı. O da benim aklımda. Sizin de aklınızda olsun. Olur ya, denk gelir. Artı bu zincir kopma olayı sadece seyir halindeyken olmayabilir arkadaşlar. Siz sabah ilk arabanın başına geçtiğinizde ilk çalıştırmada da kopabilir. Eğer ki arabanız bir marşta çalışan bir arabaysa ve siz arabayı çalıştırmak için tek marş yaptığınızda çalışmıyor ise, yani lütfen emin olun. Hemen şu basit bir işlem. Gördüğünüz gibi bir tane 10 anahtar, bir de hava filtresini söküyoruz. Sökün, bakın. Ondan emin olun. Zincirinizin kopmadığından emin olun. Emin olduktan sonra akü bitene kadar marş yapın. Sıkıntı değil. Ama ondan emin olun. Çünkü o bir muamma. Eğer o arkadaşın dediği doğruysa sadece zincir değiştirmekten de kurtarabiliriz. Eğer değilse komple motor da, yani yapılır mı bilmiyorum yani. Orada sivopları eğecek falan. Sadece sivoplar değişse belki kurtarılır. Yani karanlık bir kuyu. Onun için tedbirli olalım. Eğer ki de o kuyuya düşersek de dediğim gibi o arkadaşın dediği bilgi de aklınızda olsun. Hani acemi ustaların elinde motorumuzu da dağıttırmayalım. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.